Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da sizler için neler hazırladık. Çocuklarda öksürük hangi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar? Çocuklarda kronik öksürük sebepleri nelerdir? Hırıltı nedir? Hırıltı öksürük nedenleri nelerdir? Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı uzman doktor Gülcihan Gülcan Özdemir stüdyomuzda. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün çocuklarda öksürük konusunu konuşacağız. Tüm anne babaları ekran başına davet ediyoruz. Çok değerli bir konuğum var. Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı, uzman doktor Gülcihan Gülcan Özdemir bizlerle birlikte. Hocamıza merhaba demeden önce hemen telefonları hatırlatmak istiyorum. 0212 625 58 33'ten sağlıklı yaşama ulaşabilirsiniz. Sizlerin de çocuklarında öksürük varsa, zaten kış aylarındayız ve genellikle çocuk, genç, yaşlı, herkeste öksürük var. Sormak istediğiniz tüm soruları alabiliriz. Hemen bunu da hatırlatmak istiyorum. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Lütfen kansere karşı korunma tedbirlerini unutmayalım. Özellikle bayanlar, eğer ailesinde genetik yatkınlığında kanser varsa, örneğin meme kanseri varsa, mutlaka mamografilerini düzenli olarak doktorlarına gidip çektirsinler diyoruz. Bunun haricinde erkekler prostat kanserine dikkat etsin diyoruz. 40 yaşından sonra özellikle eğer kansızlık varsa mutlaka sadece herhangi bir kansızlık ya da demir hapıyla bunları geçiştirmeyin diyoruz. Hemoroidle karıştırmayın diyoruz kolon kanserini, bunları unutmayalım. Akciğer kanserinin belirtileri zaten her gün gelen doktorlarımıza söylüyor. Mutlaka ama mutlaka kansere karşı mücadele edelim diyoruz. Hastalarımız da varsa acil şifalar diliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sizi gördük daha iyi olduk hocam. Şeref verdiniz, hoş geldiniz hoş diyoruz. Bulduk. Öncelikle hocam öksürük nedir? Aslında hepimizin sık karşılaştığı, tüm evlerde olan bir durum diyelim. Özellikle kış ayları için, evet. doğru söylüyorsunuz. Öksürük solunum sistemi hastalıkların en sık semptomu. Aynı zamanda anne ve babaları en çok rahatsız eden semptom da olduğu için hastaneye de en çok başvuru nedenlerinden biri. Ama aslında ailelerin korktuğu kadar da basit öksürükten bahsediyorum. Korktuğu kadar da böyle çok panik yapılacak bir durum değil. Çünkü vücudun kendi bir koruma mekanizması. Solunum yollarına, bu erişkinler için de aynı şey geçerli. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Evet. Solunum yollarına yabancı cisim kaçabilir, polenler kaçabilir, havanın içerisindeki tozlar rahatsız edebilir. Solunum yolun kendi oluşturduğu, koruyucu amaçlı oluşturduğu mukus sekresyonu var. Tüm bunları vücuttan atabilmek, akciğerlerden uzaklaştırabilmek amacıyla geliştirilmiş aslında bir savunma mekanizması. Savunma refleksi aslında. Ama çocuklarda erişkinlerden farklı olarak biraz daha geç gelişiyor. Yaklaşık 5 yaş civarındayken olgunlaşması mümkün oluyor. Bu nedenle de anneleri hep uyarıyoruz, anne ve babaları. 5 yaş altındaki çocuklara kabuklu yiyecek ya da etrafında oynayabilecekleri küçük cisimlerle bir arada bulundurmamaları gerekiyor. Peki hocam, burada herhalde çocukları doktora getirdikleri zaman annenin size öksürük tarifi etmesi de önemli. Tabii. Onunla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Anneden alacağımız bilgi, hastaya getiren kişiden alacağımız bilgi aslında geçmişin araştırma açısından bizim için çok önemli. Özellikle gece öksürüğünün eşlik edip etmemesi bizim için çok önemli. Öksürüğün hangi saatler arasında olduğu, tipinin nasıl olduğu, sık atakları geçirip geçirmediği önemli. Örneğin gece yatar yatmaz başlayan bir öksürük ve sabah uyandığında başlayan bir öksürük tarif ediyorsa eğer, geniz akıntısı ön planda alınmalı, geniz eti düşünülmeli. Bütün gece boyunca rahatsızlık veriyorsa çocuğa, gastroözofajyal reflü dediğimiz bir rahatsızlık var. Mideden yemek borusuna, evet. komşuluk olduğu için de oradan solunum borusuna mide içeriği kaçabildiği için, irite ettiği için çocuklarda öksürük refleksi oluyor. Ve bu yattığı süre boyunca sabaha kadar kaçak devam ettiği için öksürük de devam ediyor. Aslında genelde çocuklar önce yatar, uyur, sakindir. Uykudan birkaç saat sonra uykudan uyandıran bir öksürük hata olur. Sonrasında yine sakinleşir ama sabaha doğru tekrar bir öksürük hatayla uyanır. Tüberküloz dediğimiz bir hastalık gene gece öksürüğüne neden olan bir hastalık. Bununla beraber eğer gece terlemeleri varsa, çocukta hızlı kilo kaybı varsa, iştahta azalma varsa bize yol gösterici bulgulardan birileri. O yüzden anamnezi alırken anneyi dinlemek lazım, güzel dinlemek evet. lazım. Peki hocam, özellikle kış aylarında daha sık görülmesinin sebebi nedir? Şöyle ki, öksürüğün
Ana nedeni üst solunum yolu enfeksiyonları. Bunun da ana nedeni viral nedenler. Kış aylarında hem soğuk ortamdayız, dolayısıyla dış ortamlara çok fazla gidemiyoruz, kapalı alandayız. Viral enfeksiyonların çok fazla yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Kapalı ortamlar, çocukların okul dönemleri, bunlar hep etkileyen faktörler. Doğal olarak da hani kış aylarında enfeksiyon sık olduğu için doğal olarak da bunun sonucu olarak öksürüğü daha fazla görüyoruz. Evet. Ama aynı zamanda sadece kış ayları değil, bunun devamında da bahar aylarında da yine aynı sorun yaşıyoruz ama daha farklı şeyler oluyor. Bahar aylarında yağmurun olduğu, çok fazla olduğu dönemlerde, nemin olduğu dönemlerde küf mantarlarında üreme oluyor. Bu da alerjisi olan çocuklarda küf mantarına karşı öksürüğe sebep oluyor. Yine ilk bahar aylarında polenlerin uçuşmaya başladığı dönemde astıma yatkınlığı olan çocuklarda, alerjisi olan çocuklarda öksürüklere neden oluyor. Bu nedenle de ailelere şunu öneriyoruz: eğer belirgin bir polen alerjisi gibi ya da astım gibi bilinen bir rahatsızlığı varsa, özellikle polenlerin çok uçuştuğu öğleden önce saat 10, öğleden sonra saat 4 arasında çok fazla sokağa çıkarmamalarını, evet, zorunlu değillerse. Diyelim ki çıktı, mecburiyetleri var, eve geldiler. Polenlerden vücudu uzaklaştırabilmek amacıyla öncelikle kıyafetlerin değiştirilmesini öneriyoruz. El yüz temizliğine dikkat edilmeli ki kiprik diplerinde kalan polenlerden çocuğu kurtarmayı hedefliyoruz. Evet. Yine banyo alışkanlığı eğer sabah yapılıyorsa bunu biraz daha akşama almayı öneriyoruz. Çünkü yastığa yatıyorsunuz, yine saçınızdaki polenler yastığa değiyor. Aynı yastığı birkaç gün örtüyü kullanma gibi durumlar olabiliyor. Doğal olarak da aynı polene sürekli maruz kalma oluyor. Evet. Yine evinde hayvan besleyen kişiler için de bir uyarım olacak. Onların da tüylerine çıktığı zaman, dolaştırdıkları zaman çok fazla polen yapışıyor. O yüzden ev almadan önce mutlaka tüylerini fırçalayıp poleni mümkün olduğu kadar dışarıda bırakıp alerjen maddeyi ondan sonra ev almakta fayda var. Evet, mevsim değişikliği aslında bayağı bir etkiliyor öksürüğü o zaman. Peki hocam, öksürükten hangi durumlarda korkmalı anne babalar? Şöyle başta da söylediğim gibi, öksürük aslında başlangıçta bizim bir savunma mekanizmamız. Yabancı maddelere, polenleri, alerjen maddeleri hepsini atabilmek için geliştirilmiş bir mekanizma. Ama öksürük çocukta uzun sürüyorsa, uzundan kastım da 3 haftadan daha uzun sürüyorsa mutlaka dikkate alınmalı. Balgam eşlik ediyorsa, ateş eşlik ediyorsa, çocukta hızlı nefes alıp verme oluştuysa ya da nefes alıp vermekte artık zorlandığını aile hissetmeye başlıyorsa mutlaka doktora gitmeli. Çünkü altından bronşiyolit, bronşit ya da zatüre gibi ciddi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Ya da tamamen sağlıklı olan bir çocuk, küçük çocuklarda özellikle bir oyuncakla ya da etrafında bir yiyecekle bir yerde bırakıldığı zaman ani başlayan bir kuru öksürük olduğunda mutlaka acaba yabancı cisim aldı, soluk yoluna mı kaçırdı diye mutlaka dikkat etmek lazım ve acilen hastaneye başvurmak lazım. Astım olan çocuklarda genelde öksürük atakları şeklinde geliyor. Çocuğun nefes almasına izin vermeyecek peş peşe öksürükleri oluyor. Sonrasında derin bir iç çekme şeklinde nefes alması oluyor ya da peşinden kusup rahatlama şeklinde oluyor. Evet. Böyle bir durumda mutlaka gelmeliler. Ateş çok özellikle dikkat etmeleri gereken bir şey ve çocukların nefeslerini, solunumlarını takip ediyor olmaları çok önemli. Evet. Peki hocam, kronik öksürük sebebi nedir? Neden olur? Kronik öksürüğü aslında güzel tariflemek lazım. Hep böyle 3 haftadan öncesi ve 3 haftadan sonrası diye tarifliyoruz. 3 haftadan uzun süren öksürük kronik öksürüktür, evet, ama kronik diyebilmek için bu 3 haftalık aralıklarda öksürükte hiç azalma olmamış olması lazım. Evet. Aileler genelde bunu biraz yanlış anlayabiliyorlar. İşte geliyor 3 haftadır, 1 aydır, 2 aydır geçmeyen öksürük diye tarifliyor. Ama detaylı olarak incelediğiniz zaman, anamnezi detaylı aldığınız zaman aslında bir dönem öksürüğü artıyor, sonra bir iyileşme dönemine geçiyor. İyileşme dönemindeyken tekrar bir enfeksiyonla karşılaşıp tekrar bir artış dönemi oluyor. Aile bunu bütünmüş gibi anlatabiliyor. O yüzden dikkatli dinlemek lazım aileyi. Kronik öksürükte hiç azalma dönemlerinin olmaması lazım. Yani evet, öksürük başlıyor ve 3 hafta boyunca devam ediyor. Aileye dediğim gibi dikkatli dinlemeli. Evet. Öksürüğün hangi yaşta başladığı, çocuğun süresi bize başvurduğunda, önemli, tabii, çocuğun bize başvurduğunda kaç yaşında olduğu, şikayetlerin kaç yaşında başladığı, öksürüğün niteliği, hangi saat aralığında olduğu, çocuğun beslenmesiyle etkileşimde olup olmadığı, gece yattığında gece uykusunu ya da gündüz eforunu, günlük hayatını etkileyip etkilemeden dikkat etmek lazım. Evet, bazen de bakıyorsunuz hocam, bazı çocuklar gündüz bir şey yok ama gece yattığında, yatağa başını koyduğu andan itibaren sürekli öksürüyor. Evet. O yüzden onu güzel takip etmek lazım. Aynı zamanda kronik öksürüğü olanlarda çevre faktörlerine de dikkat etmek lazım. Evde sigara içen var mı? Ya da oda parfümleri çok sık kullanılıyor mu? Ya da aileler, ebeveynler çok ağır kokularda parfümler kullanıyor mu? Ailelerde astıma ya da alerjiye yatkınlık var mı? Annelerde, babalarda, hatta bir önceki nesilde anneannelerde, dedelerde de dikkat edilmeli.
Evet, zaten sigaraya herhalde hiçbir anne baba evinde çocuğunun İçmemeli. Bulunduğu ortamda sigara içmiyordur. İçiyorsanız da bilmiyorum artık. İçmemeli. Ben açık konuşmak gerekirse katil gözüyle bakarım. Hocam hırıltı nedir? Hırıltıyı kabaca tariflemek lazım anlaşılabilmesi için. Hırıltı solunum sesinin soluk alıp verme işinin dışarıdan duyulabilir hale gelmesi. Ailelerle bizim aramızda hırıltıda küçük bir ayrım var. Dışarıdan duyulan ses, her türlü ses bizim için hırıltı demek değil. Evet. Bizim için hırıltı üst solunum yolundan kaynaklanan hırıltılar çok önemli değil. Niye? Burun tıkanır, mukus tıkacı olur. Bu daha çok dışarıdan horultu gibi, kaba soluk alıp verme gibi duyulur. Evet. Ama bizim için daha çok önemli olan alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan hırıltılar. Çünkü bu daha çok çocuğun zor nefes alıp vermesine neden olan kısım alt solunum yolundan kaynaklananlar. Neden olur hocam hırıltılı öksürük? Şöyle en sık nedeninden bahsetmek daha doğru olur. En sık neden özellikle kış aylarında viral enfeksiyonlara sekonder gelişmiş olan akut bronşiyolit ya da bronşit dediğimiz tablodan kaynaklanıyor. Enfeksiyona sekonder olarak, ikincil olarak soluk yollarında, solunum yollarında kalınlaşma oluyor. Doğal olarak nefes almakta bir sıkıntı yok, alıyoruz ama nefesi vermekte zorluk çekiyoruz. Nefes vermek zorlaştığı için de yardımcı solunum kasları artık çalışmaya başlıyor. Boyun çukuru dediğimiz çukurdaki nefes alıp verirken içeriye çekilmeler oluyor. Yine kaburgaların arasındaki kaslar işleve girdiği için çekilmeler oluyor. Dışarıdan artık ilerlemiş dönemlerde nefes vermeyi zaten inleme şeklinde duyuyoruz. Ya da anne çok güzel tarif edebilir. Kucağıma aldığımda, göğsüme koyduğunda ya da elimi sırtına koyduğunda elime titreşim geliyor. Kedi mırlaması gibi bir ses duyuyorum diye çok güzel tarif ediyorlar aslında. Evet, o gerçekten kedim yanlığınız gibi bir ses de olabiliyor göğüste. Peki hocam hastalıklara bağlı hırıltı olabilir mi? Hangi hastalıklara bağlı da hırıltılar olabilir. Dediğim gibi en çok üst solunum yolu enfeksiyonlarında da görebiliyoruz ama bunlarda daha çok kaba hırıltılar oluyor. Alt solunum yolu etkilendiği zaman akut bronşiyolit, bronşitte daha çok nefes vermekte sorun olduğu için hırıltılar neden oluyor. Gastroözofajal reflü dediğimiz hastalıkta yine mideden yemek borusuna, oradan soluk borusuna kaçak olduğu zaman hırıltıları neden olabiliyor. En sık nedenlerden bir alerjik bronşit ya da alerjik astım dediğimiz durumlarda gene nefes vermekte zorlanıp hırıltıları sebep olabiliyor. Şimdi hocam her öksürük ya da her hırıltılı öksürükte astım korkusu insanları sarabiliyor. Ama bu demek değildir herhalde, her hırıltılı öksürük astım demektir diye. Bizim için her hırıltılı öksürük astım demek değil. Evet. Şöyle ki astım da aslında alerjik bronşit diye de söyleyebiliriz. Diğer bronşitlerden farklı olarak enflamatuar bir süreç yok. Yani dışarıdan gelen enfeksiyondan değil, daha çok dışarıdan gelen polenlerden kaynaklanan hava yolunun verdiği aşırı bir reaksiyon var. Aşırı reaksiyon sonrasında da hava yollarının daralması sonrasında oluşan bir şey. Ama tabii ki astım demek değil her hırıltıyla gelen çocuk. Bunun ayrımını en güzel aileden aldığımız anamnezle yapabiliriz. Örneğin çocuğun şikayetleri küçük yaşta başlıyorsa, yeni doğan döneminde ya da süt çocuğu döneminden 2 aylık 3 aylık olduğu dönemden başlıyorsa, ki bundaki sınırı 2-3 yaş olarak koyabiliriz. 2-3 yaş öncesinde tekrarlayan bir hırıltılı solunum şikayeti varsa mutlaka altta yatan başka nedenler aranmalı. Geçirilmiş sık enfeksiyonlar olabilir. Ailede fazla sigara kullanımı, çevre kirliliği olabilir, yapısal anomaliler olabilir. Bu yapısal anomaliler akciğerin kendinden de kaynaklanabilir. Bronkojenik kist dediğimiz hava yollarına bronşa dışarıdan bası olduğu için nefes vermekte zorluk da olabilir. Kardiyak nedenlerle de olabilir. Kalpten çıkan ana damarlar yine soluk borusunun etrafında tur yaptığı zaman bazı hastalarda yine bası oluşacağı için nefes verirken zorlanma ve hırıltı duyabiliriz. Evet. O yüzden hem anamnezi doğru almak lazım hem de geçmiş öyküsünü güzelce araştırmak lazım. Peki hocam bu çocuklardaki astım önlenebilir mi? Şöyle, astım aslında genetik bir hastalık. Yani sizin genlerinizde astım varsa, evet, bu kodlandıysa, evet, astıma yatkınlığınız var ama astım geniniz yoksa, bu kodlanmadıysa sizde, herhangi bir polenle en ağrıyla dahi karşılaşsanız astım olma ihtimaliniz yok. Anneler şunun yanılgısını yaşıyorlar. Anne babalarda olmaması demek bir önceki nesilde olmadığını göstermiyor. O yüzden şeker hastalığı gibi nesil atlayabildiği için anneanne, babaanne, dedelere kadar bir önceki kuşağa kadar mutlaka gidilmesi lazım. Astım zaten alerjik bir olay. Dediğim gibi dışarıdan gelen polen ve alerjen maddelere karşı, en çok olanı bahar dönemlerinde polen olduğu için özellikle onu söylüyorum. Alerjen maddelere karşı vücudun verdiği bir savunma mekanizması yine. Aşırı reaksiyondan kaynaklanan, soluk vermede zorlanmaya neden olan bir hava yolu daralması. Ama astımı önlemek mümkün. En azından kontrol altına almak mümkün. Ortaya çıkmasını tamamen önleyemeyiz ama kontrol altına almak mümkün. O yüzden biraz daha aileler hani astım olduğu çocuğumuz
tamam bitti, ömür boyu bunu çekecek diye düşünmek yerine biraz önlemler konusunda ve tedavi konusunda takipli olmaları ama gerekiyor. Ama tabii ki bir annenin hani astım deyince hemen tabii korkuyor, ki belki de bir ömür boyu birlikte taşıyacağı bir hastalık olduğu için tabii ki aileler, üzülüyorlar, korkuyorlar. Aileler zaten alerjik bronşit tarafından biraz daha hoşlanıyorlar. Yani alerjik bronşit demek onlara aslında alerjik aslında aynı terimleri kullanıyoruz. Ama astım biraz daha korkuttuğu için biz daha çok alerjik bronşit tercih ediyoruz. Direkt aileler herhalde nefese bağlıyoruz. Nefes darlığı, nefessiz kalacak gibi mi? Ve ömür boyu böyle devam edecek, iyileşmeyecek diye düşünülüyor. Evet, 0212 625 58 33 çocuklarla ilgili tüm sormak istediğin soruları değerli hocamıza alabiliriz. Biraz sonra telefonları almaya başlayacağız. 0212 625 58 33. Peki hocam, hırıltılı solunum tedavisi nedir? Şöyle, hırıltılı solunum en çok neden dediğimiz gibi bronşiolit ya da bronşit dediğimiz viral enfeksiyonlardan sonra kaynaklanan durumlar. Bu durumlarda mutlaka ailenin evde yapabileceği önlemler de var. Mutlaka odanın neminin güzel nemlendirilmesi lazım. Oda havasının güzelce değiştirilmesi, temizlenmesi lazım. Ara ara odanın havalandırılması lazım. Eğer bunlara rağmen nefes almakta çok ciddi zorluk çekiyorsak nefes alıp vermekte, bu defa mutlaka oksijen tedavisi eklenmek lazım. Ki bundan sonraki süreci ancak hastanede yapmak mümkün. Hidrasyonun dediğimiz sıvı alımını arttırmak lazım. Eğer bunu ağız yoluyla yapamıyorsak mutlaka serum takılarak yapılması lazım. Eğer hırıltılı olan çocuğumuzda bir ateş geliştiyse, bu sekonder bakteriyel enfeksiyon ya da zatüre de eklenebiliyor demektir. Buna yönelik olarak antibiyotikler başlanabilir. Yine yapılan tedavilere rağmen zorlu solunum, hırıltılı solunum devam ediyorsa, eğer bronkodilatatör dediğimiz soluk borusunun solunum yollarını genişleten ve nefes alıp vermeyi rahatlatan, bazen nebulle uyguladığımız, maskeyle uyguladığımız, bazen de spreylerle uyguladığımız bir ilaç grubumuz var. Yine kortikosteroid dediğimiz bölgedeki enflamasyonu biraz daha kontrol altına alabilmek için kullandığımız ilaçlarımız mevcut. Evet, astımdaki tedavi hocam yöntemleri nelerdir? Astımda dediğim gibi alerjenlerden özellikle korumak lazım. Öncelikle önlem tedavisi almak lazım. Örneğin çocuğumuzun eğer alerjen olarak tozlara karşı alerjisi varsa, evde mümkün olduğu kadar halı ya da kilim gibi ya da yün yorgan gibi çocuğumuzu rahatsız edecek maddelerden uzak durmak lazım. Mümkünse kullanmamak lazım. Çarşaflarımızı biraz daha sık dokunmuş kumaşlardan seçmek lazım. Oda havalandırılmasını güzel yapmak lazım. Oda temizliğini güzel yapmak lazım. Eğer polenlerden kaynaklanıyorsa, ki polenler de daha çok bahar ayları dönemlerinde karşılaştığımız bir şey. Dediğim gibi sabah saat 10 ile öğleden sonra 4 arasında mümkün olduğunca zorunlu kalınmadığı sürece dışarıya çıkmamak lazım. Ya da dışarıya çıkıldıktan sonra eve gelindiğinde mutlaka polenlerden çocuğu arındırmaya çalışmamız lazım. Bu kıyafetlerini değiştirerek olur, duş aldırarak olur. Yine hayvan besliyorsak ya da biz de beraberindeysek bizim de aynı şekilde kıyafetlerimizi değiştirerek olur. İkinci tedavimiz medikal tedavi. Medikal tedaviyi önlemleri aldığımız halde eğer önüne geçemiyorsak bu durumlarda yapıyoruz. Yine bronkodilatatör dediğimiz hava yollarını genişleten, nefes alıp vermeyi rahatlatan ilaçlarımız var. Yine kortikosteroid dediğimiz ataklar arasındaki dönemi biraz daha kontrol altına alabilmek için kullandığımız yine sprey şeklinde kullandığımız ilaçlarımız var. Bunun dışında da çiğneme tableti ya da toz granülde yine ataklar arasındaki dönemlerde kullandığımız ilaçlarımız mevcut. Başka hastalıklarla karışır mı hocam? Astım hastalığı, evet. Tabii kronik öksürüğe neden olan diğer hastalıklarla da karışabilir. Bu akut bronşit olur, bronşiolit olur, uzun sürmüş kronikleşmişse eğer. Gastroözofajal reflüyle karışabilir. Kistik fibrozis dediğimiz akciğerin kendi yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan kronik öksürükle karşılaşabilir. Yine siliyer disfonksiyon bozukluğu dediğimiz mukusun dışarıya doğru atılmasını sağlayan silya dediğimiz tüm soluk borusunda bulunan hücrelerimiz var. Bunların bozukluğunda ortaya çıkabilir. Kronik öksürüğe neden olan her şey aslında astımla ekart edilmek zorunda kalıyor. Hocam, hırıltılı öksürüğü olan mesela bir çocuk, annesi ne zaman doktora başvurmalı? Evresi falan var mı bu hırıltılı öksürüğün, ya da birkaç gün sonra bir doktora gitmeli? Şimdi her öksüren çocuk hemen de tabii ki anne babalar doktora götürmüyor açıkçası. Şöyle, hırıltıda önemli olan çocuğun ateş eşlik edip etmediği. Eğer ateş eşlik ediyorsa bu bronşiolite dönmüş olabilir, zatürreye dönmüş olabilir. Doğal olarak da destek tedavisi gerekebilir. Hırıltılı nefes alıp veren çocuk artık nefes alıp vermekte zorlandığını hissederse aile, beslenmesinde doğal olarak azaldığını fark ederse ya da öksürük atakları şeklinde geldiğini, bu ataklar nedeniyle yine nefes almakta ya da beslenmekte zorlandığını, gece uykusunun bölündüğünü, doğal olarak gündüzleri de kendi işlerini yapmakta zorlandığını, oyun oynarken keyfinin kaçması gibi çocuklarda normal yaşamını etkileyen durumlarda mutlaka başvurmalılar.
Peki hocam, çocuklar öksürmeye başladığı zaman aslında anne babaların ilk yaptığı şey hemen bir eczaneden öksürük şurubu almak. Evet. Öksürük şurubu alıp vermek. Hatta bazen tabii ki bu çocuk büyüyene kadar belki kaç defa doktora gidiyor bu yüzden. Hı hı. Daha önceki doktorun yazdığı öksürük şurubuna başlamak. Bu doğru mu, yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Şöyle, aslında morfin olmadan kafamıza göre gidip eczaneden ya da birinin tavsiyesine göre ya da daha önceki aldığımız ilaçları kullanalım, iyileşir mantığıyla böyle bir şey yapmamak lazım. Çünkü her öksürük bir öncekiyle aynı sebepten kaynaklanacak diye bir kanıt yok, bir kural yok. Artı zaten öksürük şuruplarını çok fazla önermiyoruz. Hatta hiç önermiyoruz. Çünkü amacımız öksürüğü kesmek değil zaten. Öksürük dediğim gibi bir savunma mekanizması. Bizim amacımız öksürükle beraber balgamın atılmasını sağlamak. Ayrıca anneler genelde bir önceki dönemde ateşliyse, antibiyotik yazıldıysa hemen gideyim antibiyotik alayım gibi bir alışkanlıkları da var. Geçmezse doktora gideyim, evet, gibi. Her öksürükte mutlaka antibiyotik kullanılması gerekmiyor. Çocuğun genel durumu iyiyse, ateşi yoksa, çok ciddi bir solunum sıkıntısına neden olmuyorsa illaki antibiyotik kullanılmasına gerek yok. Evde alabileceği basit önlemlerle bile bol sıvı almasını sağlamakla, odayı havalandırmakla, odanın nemini sağlamakla bile öksürüğü büyük oranda azaltabiliyor. Ama kendi aldığı önlemlere rağmen eğer öksürükte herhangi bir azalma olmaz, çocuğun zor nefes aldığını hisseder, hırıltısının olduğunu hisseder, ateşinin olduğunu hisseder, bu defa mutlaka muayene edilmesi lazım. Mutlaka bir hekime başvurması lazım. Hocam, rutubetli ortam öksürüğü etkiler mi ya da çocukların nefes etkiler alıp vermesini? Şöyle, rutubetli ortamlarda özellikle küf mantarları dediğimiz mantarlar çok fazla ürüyor. Küf mantarları da çocuklarda, özellikle alerjisi olan çocuklarda öksürüğü tetikleyebildiği için çok fazla etkiliyor. O yüzden çocuğun olmadığı dönemlerde odanın mutlaka havalandırılmasını ve nemlendirilmesini sağlanması lazım. Bu nemlendirme için de genelde nemlendirmek için aletlerin satılıyor. Onları çok önermiyoruz. Çünkü ya çok sıcak hava veriyor, çok sıcak hava veriyor olması ortamda enfeksiyon üremesine neden olabiliyor. Evet. Ya da çok soğuk hava veriyor. Bu da zaten solunum yolları için istediğimiz bir şey değil. Bunun için ya çocuğun olmadığı bir dönemde ya da pencereyi hafif aralık tutarak içerinin havalanmasını sağlıyor olabilmek, ortam ısısını 20-22 derecede optimumda tutabiliyor olmak daha uygun olur. Evet, bu klimalarda hocam herhalde. Evet, klimayla, ısıtıcılarla ortam ısıtılıyorsa her, nem tamamen gidiyor, ortam kuruyor. Doğal olarak da öksürük tetikleniyor. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, 0212 625 58 33 gelen telefonları biraz sonra almaya başlayacağız. Çok kısa bir reklam aramız var. Bizi izlemeye devam edin. Çocuklarda öksürük hangi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar? Çocuklarda kronik öksürük sebepleri nelerdir? Hırıltı nedir? Hırıltı öksürük nedenleri nelerdir? Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı uzman doktor Gülcihan Gülcan Özdemir stüdyomuzda. Sevgili Cem TV izleyicileri, sağlıklı yaşamda devam ediyoruz. Hemen ekranları başına yeni gelen izleyenler için hatırlatmak istiyoruz. Çocuklarda özellikle kış aylarında öksürüğün sebebini konuşuyoruz. Öksürüğe bağlı hastalıkları konuşuyoruz. Tedavileri konuşuyoruz. Evde bilinçsizce doktora danışmadan kullanılan birçok ilaçlar oluyor. Antibiyotikler olsun, öksürük şurupları. Bunların zararlarını konuşuyoruz. 0212 625 58 33'ten şimdi telefonlarınızı almaya başlayacağız. Hocam peki bir şey daha sormak istiyorum. Bu spreyler, özellikle astım için kullanılan spreyler, internetten bakıldığı zaman birçok yanlış haber de çıkabiliyor. Aydınlanmak için soruyorum. Bağışıklık alışkanlık yapıyor deniliyor, doğru mu? Şöyle, alışkanlık yapıyor demek çok doğru değil. Çünkü zaten her hasta grubuna uygulanan ilaçlar değil. Gerekli olduğu şartlarda uygulanan ilaçlar. Eğer ki basit tedavilerle, dediğim gibi o nemlendirmenin sağlanması, hidrasyonun sağlanması, eğer alerjenlerden kaynaklanıyorsa alerjenlerden uzaklaştırma gibi durumlardan sonra eğer tedavi alınamıyorsa mecburen başlanan ilaçlar. Ama bunlar doğru zamanda kullanıldığı, güzel takibine yapıldığı, kontrollerine gidildiği zaman bağışıklık yapan bir şey değil, ama ailelerin şöyle bir yanlışı olabiliyor. Dediğim gibi hırıltı ailenin duyduğuyla bizim tarif ettiğimiz hırıltı değişebiliyor diye söylemiştim. Yani dışarıdan her duyulan hırıltı illaki solunum yolundan kaynaklanmıyordur. Alt solunum yolundan kaynaklanmıyordur. Aileler genelde azıcık bir hırıltı olduğu zaman hemen bir yapalım, rahatlasın. Ya da evde, evet, nebulizatörü varsa maskeyle nebulü verelim, ondan sonra doktora götürelim gibi bir alışkanlıkları var. Bu da tedavinin sürecini etkileyen bir şey. Tedavinin düzenliliğini etkileyen bir şey. Yoksa hani düzenli zamanlarda kullanıldığında, çünkü
şikayetlerin gerilemesine göre kontrollerde de yavaş yavaş azaltıyoruz tedavileri. Evet. Sürekli zaten ömür boyu kullanması gereken bir grubun dışında giderek azalarak kesiliyor. O yüzden hani bağımlılık yapıyor diye düşünmemek lazım. Hı hı. Tedaviyi tam doğru zamanında takibiyle olduğu zaman, gerekli olduğu zaman uygulandığında bir sakıncası olan ilaçlar değil. Evet, öksürük şikayeti olan çocuklar için evde anneler neler yapabilir diye soracağım ama telefonumuz var. Rukiye Hanım hattımızda. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Öksürüğüm var hocam. Ben onun için. Anlayamadım. Ben sizi rahatsız ettim hocam. Buyurun, dinliyorum. Benim kuru kuru bir hani boğazımda fıcıklama oluyor. Öksürüyorum. Gece su almadan, bir şeker alma atmadan ben öksürükten kurtulamıyorum. Öksürükten dolayı söyleme sahip aslına bile kaçırıyorum. Öksürük şikayeti, oturamıyorum. Öksürük şikayeti size mi ait, çocuğunuza mı ait? Kendisine size ait diye anlıyorum, yanlış anlamıyorsam. Bana ait. Peki gündüz nasılsınız? Yani gündüz öksürük şikayetiniz gündüz, oluyor mu? Yok, çok haber öksürük var da şimdi gündüzden var. Yani gündüzden bir toplumda oturamıyorum. İlaç yanımda su olacak. Hani parmağım diye bir şey yok bende. Yalnız boğazımda ne varsa boğazımda kıçıklık yapıyor. Peki herhangi bir şeye karşı alerjiniz var mı? Alerji tetkikleriniz yapıldı mı? Hayır. Daha önceden aldığınız herhangi bir tedavi var mı bu öksürükle ilgili? Ne zamandır var öksürük şikayetiniz? Benim bu öksürüğüm çok da beni var ya, beni dayneye gönderiyorlar. Gidiyorum daynede de film çekiyorlar, ciğerlerimde falan film çekiyorlar. Heh. Onun için ciğerlerimde bir şey yok ama bu öksürük beni durmadan rahatsız ediyor. Yani hiç yatamıyorum yani. Yaklaşık ne kadar süredir var diyebiliriz öksürüğünüz için? Hani yaklaşık var ya 6-7 senedir vardır öyle. Yani ben akşam olduğumu şeker ağzımı alıyorum, su içiyorum. Sıvı, o şekerle uyku uyuyorum yani. Sıvı şeyler aldığınızda biraz daha rahatlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Kaç yaşındasınız şu anda? Ben şu anda 61 yaşındayım. 61 yaşındasınız. Ailede sizin büyüklerinizde astım gibi bir öykü var mı? Astım hastası olan, dönem dönem buhar tedavisi almak zorunda kalan, ilaç kullanan kişiler var mı? Benim abimden astım vardı. Tamam. Evet. Şöyle ki yaş grubu olarak zaten ileri bir grup. Hani çocuklarda olduğu gibi daha küçük yaşlarda başlayan bir öksürük olsa anatomik bozukluklar düşünülmeli. Enfeksiyonlar düşünülmeli diyeceğim ama yaş çok ileri olduğu için, ki tetkikleri de yapılmış, akciğer filmleri alınmış, daha önceden göğüs hastalıklarına da yönlendirilmiş, bir şey çıkmamış, ciğerlerinizde bir şey yok diyorlar. Daha çok alerjik kökenler mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Evet. Alerji testleri mutlaka yaptırılmalı ki bir de abide astım öyküsünün oluyor olması, birinci derece akrabasında astım öyküsünün oluyor olması yine kişiyi de etkileyecek olan bir şey. Evet. O yüzden mutlaka astım yönünden araştırılmalı. Geceleri su içtiğimde rahatlıyorum diye olması, balgamım yok diyor ama onu güzel hani dinleyip muayene etmek lazım. Su balgamı seyrelteceği için, aynı zamanda bölgeyi temizleyeceği için, rahatlatacağı için muhtemelen öksürüğünü de geriletiyor. Ama mutlaka astım yönünden, alerji testlerinin yapılması yönünden bir göğüs hastalıklarına başvurmasında fayda var. O zaman Rukiye Hanım, göğüs hastalıklarına bir de başvurun. Geçmiş olsun diyoruz. Bir de hocam daha önce de birçok doktor aldığımda şöyle bir şey de, belli bir yaştan sonra sanırım bir yutma güçlüğü de başlayabiliyor. Evet, insanlarda, ileri yaşlarda. Ve o da öksürük yapabiliyor. Tabii. Sanırım. İleri yaşlarda bir daralma oluyormuş. Hem daralma oluyor hem de oradaki kasların fonksiyonlarında da bozulma oluyor. Zayıflıyor. Doğal olarak katı gıdaları yerken bir sıkıntısı yok ama sıvı gıdaları alırken daha çok zorlanması oluyor. Evet. Zorlanma sonrasında öksürüğün asıl nedeni de yine yemek borusundan tam yutma esnasında bir yutma işlemi tam düzgün gerçekleştirilemediği için nefes borusunda yine kaçaklar olabiliyor. Refleks olarak yine onu atmak için mecbur öksürükler tetikleyebiliyor. Evet. Sevgi Hanım hattımızda. Alo. Efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Buyurun, sorunuz var. Benim doktorlarıma söyleyeceklerim var. Buyurun. Ben küçükken aklım ettiğinden beri uzakta tozları görünce ben toz benim boğazıma kaçmış gibi bir daralma, göğsümde bir dalgalanma hissederdim. Sonra büyüdükten sonra astım olduğumu hissettim. Doktora gittim. Astım tedavisi görüyorum. Sesimde de kısıklık oluyor. Diğerimde de nözül oldu bir tane. Onun için tomografiye giriyorum aralıklarla. Biraz büyüdüğünü gördük son tomografide. Doktoranla onu soracaktım. Çocukken olan bu daralma alerjik miydi? Halen şimdi de alerjik, biberden falan, acı tozdan. Şöyle, çocukken tozlu ortamda bulunmuyordunuz anladığım kadarıyla. Bulunmasanız bile gördüğünüz zaman mı etkileniyordunuz, yoksa ortamdan dolayı mı etkileniyordunuz?
Gördüğüm zaman uzaktan, eskiden ben Erzurumluyum, Erzurum'da çöpleri süpürürlerdi, çöpçüler alırlardı, o toz kalkardı uzaktan. Uzaktan o tozu gördüğümde benim içimde böyle bir dalgalanma göğsümde olurdu. Yani onu hissetmişim, yutmuşum gibi. Sürekli tozdan kaçardım. Peki bu uzaklara. Çocukluk döneminden şu anki erişkinlik dönemine kadar olan ara süreçte tekrarlayan ataklarınız oldu mu? Yoksa arayı sorunsuz olarak geçirdiniz? Sonra erişkin dönemde tekrar mı şikayetler başladı? Evet, erişkin dönemde sigara dumanından etkilendim. Evde sigara içen eşim vardı. Son bir yıldır içmiyor ama ben daha kötüyüm tabii. Şu anda 61 yaşındayım. Daha kötüyüm. İsmini vermeyin, mor ilacı çekiyorum. Bir de havalandırma için küçük bir şey var, onu çekiyorum. Zaman zaman doktorum bana antibiyotik veriyor. İçmek istemiyorum ama antibiyotiği çok kullanıyorum, mecbursun diyor. Enfeksiyonun eklendiği dönemlerde antibiyotik gerekebilir. Birkaç sefer çok şiddetli enfeksiyon geçirdim. Kardeşim akciğer kanserinden vefat etti. 8-9 ay önce ona baktım bir müddet. Enfeksiyon oradan aldığımı sanıyorum. Onun gibi balgam ve onun gibi öksürük boğulmalarla çok kötü durumda kaldım. Bana kortisonlu ilaçlarla tedavi ettiler. Yani şu anda da çok iyi değilim. Eğilince yere, eğilip kalkınca paralıyorum, terliyorum. Bir şey alırsam, hareket edersem. İleride çok mu kötü olurum, makineye mi bağlanırım, kuaf mıyım, onun için doktor ana soruyorum. Şöyle anladığım kadarıyla öncelikle hani çocukluk dönemindeki bu tozdan etkileniyor olma olayımla astımın bir bağlantısı var mıdır diye soruyorsunuz. Sonrasında da hani devamında kuaha kadar gidebilir mi diye. Şöyle çocukluk döneminde kaç yaş civarındaydınız çocukluk dönemi dediğiniz? İlkokul yaşlarındaydınız. Yani, astım için daha öncesinde herhangi bir enfeksiyon bulgusu yoksa, tekrarlayan atakları yoksa ve ilk kez ilkokul döneminde böyle bir şey gerçekleşti ve toza maruziyetten sonra gerçekleştiyse bunun astım belirtisi olma ihtimali yüksektir. Bunun için deri testi dediğimiz alerjenlere, birkaç alerjene, sadece ev tozuna değil, küfe karşı, polenlere karşı, birçok alerjene karşı bakılan deri testi dediğimiz bir testimiz var. Mutlaka alerji testinin yapılmış olması lazım. Aynı zamanda yaş grubu aslında solunum fonksiyon testi yapmaya da uygun bir grup astım hastalar için. Altta yatan bir neden bulunamadığı zaman yapılan solunum fonksiyon testinde eğer %15'in üzerinde bir düzelme saptandığı zaman bu astım lehine diye değerlendirmek daha doğru olur bizim için. Aynı dönemde aralıkları çocukluk döneminden erişkinlik dönemine kadar sorunsuz olarak atlattım diye söylüyor ama eğer ki alt dönemde, çocukluk dönemindeki eğer astım belirtisi, muhtemelen aralarda da ataklar geçirdi ama hanımefendi o kadar rahatsız etmediği için muhtemelen hastaneye gitme gereği duymadı. Muhtemelen bu kardeşin akciğer kanseriyle vefatı da biraz daha dikkat etmesine neden olmuş olabilir ama anlattığı öykü astıma uyuyor. Çocukluk döneminde geçirilmiş, başka atakları yok. Toza karşı alerjisi var. Şu anda astım tedavisi görüyor. KOAH'a karşı doğru ilerler mi? Onu göğüs hastalıklarına gidip danışması lazım. Çünkü sigara dumanına da maruz kalıyorum diyor. Hem astım için hem de KOAH için en istemediğimiz şeylerden biri sigara dumanına maruziyet. Kimse için istemediğimiz şeylerden biri ama özellikle o hastalar için daha duyarlı bir mevcut. Evet, geçmiş olsun diliyoruz. Kardeşinden dolayı da başı sağ olsun. Mekan cennet olsun diyoruz. Ankara'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Telefonlarımız var galiba. Alo, Hüseyin Bey hattınızda. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Buyurun, hocamıza baş başa bırakıyorum sizi. Dinliyorum. Hocam benim bir 34 yaşında bir oğlum var. Bir öksürüğü var. Devamlı öksürük böyle oturduğu zaman veya bir dışarıdan içeri geldiğinde öksürük oluyor. Yani bu mevsimlerde genellikle daha çok oluyor, aşırı oluyor. Mesela dışarıda bir parfüm de kokusu olsa bundan yine öksürük başlıyor. Öksürük yine uzanırsa öksürük kesiliyor. Otursa öksürük tekrar başlıyor. Yattığı zamanlar da artıyor. Şöyle özellikle dışarıya çıktığı ortamlarda, dışarı çıktığı zamanlarda artıyor olması demek zaten ve bu dönemlerde artıyor olması demek zaten alerjiye yatkınlığını gösteriyor. Evet. Özellikle bahar aylarında da konuştuğumuz gibi polenlerin ortaya çıktığı dönemler, yağmurdan dolayı küf mantarlarının ortaya çıktığı dönemler. Eğer kişinin bronşlarında bir hiperreaksiyon, yani
alerjiye alerjenlere karşı bir fazla reaksiyon, aşırı reaksiyon geliştiği zaman hava yolları daraldığında bu bize öksürük olarak ortaya çıkıyor. Alerjenlerden uzaklaştığı zaman ki eve geldiğinde ya da ortamdan uzaklaştığında geçiyor diye tarifliyor. Geçiyor olması da yine alerjenlerden kaynaklandığını destekleyen bir şey. Bu yattığı zaman artıp oturduğu zaman azalıyor olması geniz akıntısını daha çok anlatıyor. Yattığınız zaman geniz akıntısı biraz artar. Hem boğazınız tahriş eder hem ses tellerinizi tahriş eder. Annelerin de evde dikkat edebileceği şeylerden biridir bu. Eğer ki çocuk yattığı zaman öksürüyorsa altına yastıkla destek verebilir, yan yatırabilir, yüzüstü yatırabilir. Oradaki tahrişi ne kadar azaltırsa öksürüğü de o kadar kesmiş olur. Yaş grubu olarak bir de anlattığı şeyler olarak basit bir alerji de olabilir. Astıma ileride yatkınlığı da oluşabilir bu hastanın. Evet. O yüzden alerji testlerini yaptırmasında çünkü birebir tarifliyor fayda var. Evet, geçmiş olsun diliyoruz. Hocam öksürük diyoruz. Mesela boğulmaca ama artık eskisi kadar sık görünmüyor değil, sanırım. Evet. Onun hem, sebebi de herhalde aşılar. Hem tedavi önlemleri hem aşılamalar sayesinde eskisi kadar sık gözlenen bir hastalık değil. Aslında boğulmacayı konuştuğumuz iyi oldu. Boğulmacada bronşitten farklı olarak yine öksürük atakları vardır ama bunlar kriz şeklinde gelir. Evet. Çocuğun nefes almasına engel olacak kadar, çocuğun hatta öksürürken morarmasına, kızarmasına neden olacak kadar ataklar halinde gelir. Peş peşe 10 kere 15 kere produktif dediğimiz birbirini tetikleyen öksürüğü olur. Sonra ara dönemlerini rahat geçirir. Günde bu yaklaşık 5-6 kere ataklar halinde gelir. Bu ataklar sıklaştık çocuğun hem hayat kalitesi azalır hem de nefes alıp vermekle ilgili sıkıntısı olur. Evet. Evet, telefonumuz var. Alo. Alo. Türkan Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, iyi günler. İyi günler. Buyurun, hocamıza baş başa bırakıyorum sizi. Dinliyorum sizi. Alo, iyi günler. Ben astım hastasıyım. 15 seneden fazla oluyor ama 10 senedir tedavi görüyorum. Bazen nefesim kendi kendine, yani sesim kesiliyor, hiç olmuyor ama öksürüğüm çok oluyor. Arada bir parça balgam attımsa iyiyim yani, yoksa çok çok kötüyüm yani, nefesim çok darlanıyor. Takiplerinize düzenli gidiyor musunuz? Efendim? Takiplerinize düzenli, astım hastası için takiplisiniz değil mi, ilaç kullanıyorsunuz? Evet, evet, her 3 ayda bir alıyorum ilaçlarımı. Ama ilk başta çok kötü oldum. Zaten bir haftadan fazla nefes hiç alamadım, konuşamadım. Sigara kullanıyor musunuz? Efendim? Sigara kullanıyor musunuz ya da ortamınızda bulunduğunuz ortamda? Kullanmıyorum da ortamda kullanıyor. Evet, eşim pasif, sigara kullanıyor. Pasif içicisiniz. Evet, 62 yaşındayım. Ama yani çok erken başlamıştı. Kaç yaşındaydı başladığında? Bir 15 sene öncesinde diye tarifliyorsunuz. Ya 15 sene önce fark ettim. Tanı ama kondu. Yani gidemedim, yapamadım. Peki daha öncesinde yine çocukluk dönemlerinizde tekrarlayan bronşit ataklarınız ya da nefes almakta zorlandığınız dönemler oldu mu? Hiç bilmiyorum. Hani köy zamandaydı, hiç bilmiyordum yani. Onu oluyordu, köyde hastalanıyorduk, öksürüyorduk ama. Şimdi bir yerde mesela bir yere gidiyorken sigara kokusu 10 metre önden bana gelse yine öksürük. Etkileniyorsunuz. Deterjandan, şeyden, her şeyden yani şimdi tiskiniyorum. Sıcak yerlerde hiç olmuyorum yani, çok darlanıyorum. Şöyle, zaten tanı konulmuş bir astım hastalığı var hanımefendinin. Hani tedavi ne kadar düzenli olarak gidiyor, hani onu sorgulamak lazım. Tedavilere ne kadar uyuyor sorgulamak lazım. Ama anlattığı şey çok doğru bir şey. Bizim çocuklarda da gördüğümüz bir şey. Çocuk evet sigara içmiyor. Hanımefendi de sigara içmiyor, astım hastası olmasa. Hani astım hastası ama sigara kullanmayan bir hasta. Ama etrafında içen eşi var. Çocuklar için de etrafında içen annesi, babası, komşusu var. Ailelerin en çok düştüğü yanılgı şu. O yüzden eşine de hanımefendinin buradan hani iletmek istiyorum. Mutlaka sigarayı bırakması lazım eşinin sağlığını düşünüyorsa. Odada, aynı odada sigara içmiyor olmak demek ben evde sigara içmiyorum demek değil. Ya da çıkıyorum balkonda sigara içiyorum, aslında evin içerisinde içmiyorum demek kendilerini rahatlatmak için söylenen bir şey aslında. Çünkü sigaranın zerrecikleri kıyafetine siniyor, sakalına siniyor, özellikle erkekler için saçlara siniyor. Nefesiniz de bir süre devam ediyor ve siz içeriye girip kucağınıza o çocuğu aldığınız zaman aynı şekilde çocukta rahatsız oluyor. Hani sigara içmeyen bir erişkin bile sigara içen bir insan yanına geldiği zaman bunun kokusunu alabiliyor ki
çocuğun bundan etkilenmesi çok daha yüksek. O yüzden mutlaka sigaradan uzak durulması lazım. Buradan hanımefendinin eşliğiyle de onu söylemiş olalım. Aynı zamanda anneler için evde kullanılan deterjanlara dikkat etmeleri lazım. Çamaşır suyu gibi çok ağır kokulu maddelerle temizlik yaptıkları zaman çocukların yine öksürüğüne neden olabiliyor. Ya da erişkinler çok ağır kokan kendi parfümlerini ya da oda parfümlerini kullandığı zaman yine öksürük tetiklenebiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Mümkün olduğunca bu temizlik dönemlerinde de çocuğun bulunmadığı odalarda temizlik yapıp havalandırıp sonra çocuğu almak daha faydalı olur. Evet, zaten aslında bu kokular falan hocam bütün hepsi kimyasal içerikli. Oda kokuları özellikle ve çok özellikle aslında istediğimiz bir şey çocuklu değil. Ortamda kesinlikle ne yapalım? Arap sabunu. Yani mümkün olduğunca dışarıya daha çok fazla koku vermeyen daha sade, hocam. Daha sade evet. Daha az kimyasal içeren. Şeylerle temizlik yapabiliriz. Hocam zatürre. Şimdi kış aylarında genç yaşlı çoluk çocuk herkes yakalanabiliyor. Nedir, neden olur hocam? Şöyle zatüre küçük hava yollarındaki alveol dediğimiz hava yollarının sonundaki bulunan yapılardaki enfeksiyon, enflamasyon demek. Enfeksiyona bağlı sıvı birikimi oluyor. Doğal olarak içeriye oksijenin giriş çıkışında sıkıntı olduğu zaman havanın oksijenle, daha doğrusu nefesinizle oksijen dolaşımı sağlayamamanızdan kaynaklanıyor. Zatüre çocuklarda da erişkinlerde de tekil de bulunabiliyor. Yani tek başa zatüre olarak da bulunabiliyor. Bronşite eşlik ederek de bulunabiliyor. Ya da önce bronşit başlıyor, devamında zatüre eşlik de edebiliyor. Zatüreyi bronşitten ayırmanın kolay yolları var aslında. İlla ki zatürede bronşitte olduğu gibi zor nefes alıp vermek zorunda olmak mümkün değil. Yani böyle bir şey olmayabilir. Zor nefes alıp verme şikayetiyle de gitmeyebilir ama genelde ateş eşlik ediyor. Ateş. Genelde göğüs ağrısı eşlik ediyor. Çocuklar çok güzel tarifliyorlar onu. Hani ağrıyan bir yerin var mı dediğinde direkt gösteriyor zaten ağrıyan evet. bölgeyi. O yüzden basit bir öksürükle dahi başlasa, eğer buna göğüs ağrısı eşlik etmişse, nefes almada bazen zorluklar olabilir bronşitin eşlik ettiği dönemlerde eşlik etmişse, çocuğun genel hali kırgınsa, halsizliği varsa, iştahta azalması varsa mutlaka zatürre açısından bir muayeneye götürülmesi lazım çocuk evet. uzmanı tarafından. Ateş de yapabiliyor hocam. Ateş de yapabilir. Sırtta da ağrı yapabiliyor bazen. Göğüs ağrısı yapar, ateş yapar, nefese zorluk yapar, kesik kesik öksürükler şeklinde olur. Çocuklarda çok güzel gözüküyor zaten. Sağlıklı çocuk ve hasta çocuğun ayrımı evet. çok rahat yapılabiliyor. Daha keyfi yerinde olmaz, iştahı yerinde olmaz. Her zamankinden daha durgun, daha neşesiz bir çocuk olarak gözümüze direkt çarpıyor zaten. Evet, hemen de doktora götürmek gerekiyor. Tedavilerini konuşacağız. Bir telefonumuz var Sivas'tan. Alo. Alo. Döndü Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Hocamıza baş başa bırakıyorum, sizi alalım sorunuzu. Buyurun, dinliyorum. Tamam. Benim 8 yaşında kızım var. O astım tedavisi görüyor, henüz belli denmedi. Akciğerinde leke olduğu söylendi. Sürekli öksürüyor hastaladığı zaman, ateşi çok çıkıyor. Bir de göğsünde kuş öpüyormuş gibi ses çıkıyor. Ses duyuyorsunuz dışarıdan. Bu atak dönemlerinde, öksürük dönemlerinde mi daha çok bu sesi duyuyorsunuz? Yoksa iyi olduğu evet. dönemlerde de arada duyduğunuz zamanlar oluyor mu? Yok. Atak dönemlerinde sadece duyuyorsunuz. Sadece hasta olduğu zamanlar çıkıyor. Peki 8 yaşından öncesinde daha küçüklük 2-3 yaş civarında geçirdiği bir bronşit öyküsü var mıydı? Nebül alması, hava evet, alması gerekti var, mi? Evet. Kaç yaşında başladı bu şikayetleri ortalama? 3 yaşında. 3 yaşında başladı. Evet. Şöyle zaten astım tanısı konulmuş bir tam tanı konuldu mu? Tedavi başlandı mı? Sadece astım tanısıyla tedavi geliyor da hani belirtileri onu gösteriyor dediler. Anladım. Şöyle çok küçük yaşta oluyor olması daha önceden bronşit, bronşiolit öyküsünde olabileceğini gösteriyor bize 3 yaşından önce olması. Mutlaka o yüzden tetkiklerin yapılması lazım. Tetkikleri yapılıyor dediği için hani muhtemel alınmıştır diye düşünüyorum. Bir akciğer filmi, detaylı varmış, öyküsü, alerji testleri. Alınmış, sanırım bir ufak bir leke mi gözükmüş? Leke hesaplanmış. Daha öncesinde çocukluk döneminde tüberküloz, verem hastalığı gibi bir olgusu oldu mu? Ya da ailede hayır, verem hastalığı yoktu. Geçiren birileri var mıydı? Efendim? Ailede verem hastalığı geçiren birileri var mıydı büyüklerden? Aynı yok, ortamda yaşayanlardan? Yok hocam. Muhtemelen daha önceden geçirdiğiniz tekrarlayan enfeksiyonlardan kalma bir izdir diye düşünüyorum onu ama tabii PPD testinin yapılması lazım. Tüberküloz mikrobuyla karşılaşıp karşılaşmadığını anlaşılabilmesi için. Alerji testlerinin yapılması lazım. Akciğerlerin detaylı görüntülemesinin yapılması lazım. Bunlar sonrasında eğer alerjenlere maruziyet sonrası da özellikle artan bir öksürüğü varsa astım tedavisi başlanabilir. Tedaviye yanıta dikkat etmek lazım. O yüzden de takip
tariflerini güzel yapıyor olması lazım. Tariflediği çok güzel bir şey var. Atak esnasında dışarıdan duyulan kuş sesi çıkarma gibi diye tarifliyor. Astım esnasında alerjik bronşit dediğin aynı şekilde nefes verme esnasında sorun olduğu için alerjenle karşılaştığında olur. Enfeksiyon araya girer, tetikleyebilir. Antibiyotik kullanması gerekebilir bu dönemde. Hani astımın direkt tedavisinde antibiyotik yoktur ama ateşli olduğu, enfeksiyonun eşlik ettiği dönemlerde antibiyotik eklenebilir. Bu dönemlerde nefes alıp vermekte zorlandığı dönemde ailenin dışarıdan çok güzel duyduğu bir sestir o. Biz inleme diye söyleriz. O kuş ötüyor şeklinde söyler. Açıp göğsüne baktığınızda kaburgaların arasından çekilme görürsünüz. Boyun çukurları çekilme görürsünüz. Zaten astım hastalarının çok tipik olarak nebul tedavisini, atak tedavisini aldıktan sonra da rahatlamasını görüyoruz. Evet. Bu çok güzel atağı anlatan bir durum. Evet. Geçmiş olsun diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Sivas'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam zatürrede tedavi nedir? Özellikle herhalde çok iyi dinlenmek gerektiğini biliyorum tabii, ama. Tabii muayenesini çok güzel yapmak lazım detaylı şekilde. Bu hırıltı haricinde krepitasyon dediğimiz o küçük hava yollarından gelen seslerin ayırt edilebilmesi lazım. Akciğer filmiyle görüntülemesi mutlaka yapılması lazım. Bir zatürreye bağlı infiltrasyon var mıdır? Akciğerde bir leke görünümü var mıdır diye mutlaka yapılması lazım. Eşlik eden ateş çoğunlukla eşlik eder zatürreye. Genelde bir bakteriyel enfeksiyon sonrasında kaynaklanır viral zatürreler dışında. Eğer ateş eşlik ediyorsa ve bakteri kökenli olduğunu düşünüyorsak mutlaka bir antibiyotik tedavisine başlanması lazım. Çocuklarda genellikle zatürre döneminde halsizliği olduğu için oral alımı azalacağı, keyfi yerinde olmayacağı, ateş olacağı için böyle hastalarda IV maye takıp, serum takıp takip etmek, biraz çocuk toparladıkça mayesini azaltıp oral alımını başlatmak lazım. Eğer bronşit eşlik ediyorsa yine nebul tedavisi ihtiyacı olabilir ama bronşitin eşlik etmediği, sadece zatürrenin tek başına olduğu durumlarda da antibiyotik tedavisi yeterli olabilecektir. O yüzden ayrımını yapmak lazım. Bronşit eşlik ediyor mu, eşlik etmiyor mu diye ona göre tedaviyi ayarlamak lazım. Evet. Peki hocam, zatürreli çocuklar ya da özellikle şöyle sorayım. Kış aylarında anne babalar tabii ki çocukların bol bol vitamin alması gerekiyor. Evet. Hangi vitaminlerle daha çok beslesinler? C vitamini ağırlıklı olarak beslenme hem immün sistemi bağışıklığı güçlendirir hem de çocuğun dinamizmini sağlar. Bu yüzden özellikle meyve ağırlıklı beslenmesinde tabii ki diğer besinleri de alacak ama meyve proteinlerin yanında meyve ağırlıklı beslenmeyi yapmaları iyi olur. Sabahları taze sıkılmış portakal suyu içirebilirler. Güzel ağır bir şekilde olması gereken kahvaltısını yaptırabilirler. Ondan sonra okula gönderdiklerinde dirençleri yüksek olduğu için bu defa hastalıklara karşı biraz daha bağışıklıkları yüksek olacak. Ama ne olursa olsun kış döneminde biraz dikkat etmek lazım. Yani çocuğu çok güzel takip ediyor olmak lazım. Çünkü okuldalar, kendi hasta olmasa bile ya da kendi hasta olduğu iyileşme döneminde tekrar okula döndüğü zaman hasta olan bir arkadaşından tekrar alma riski var. Ama en azından beslenmeye destek yaptığımız zaman, vitamin desteği yaptığımız zaman biraz daha o riski azaltmış oluyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ayak var mı telefonumuz? Peki alalım. Bugün telefonlar kilitlenmiş durumda. Hatta çok da şimdi güldüm, bir şey oldu. Biraz önce yayına bağlanan bayan... Başka bir izleyicimiz arıyor. Rejiye diyor ki telefonunu verir misin biraz önce yayına katılan bayanın? Ona astım için bir tarif vereceğim diyor. Evet. Hiçbir zaman biz bu komşuluk ya da şeylerden vazgeçmiyoruz. Birimizin evinde ya da komşusunda bir hasta olduğu zaman mutlaka evde yaptığımız bir şey ya da kendi bildiğimiz tarifleri veriyoruz. Ama yine de bu tarz hastalıklarda biz tabii ki bizler iyi niyetli olduğumuz için şey yapıyoruz. Çok aslında hoşuma gitti. Gerçekten böyle izlenilmek ve insanların birbirine karşı yardımcı bu kadar duyarlı, yardımcı olması beni çok mutlu etti. Ama hep bunu genelde birçok hastalıkta görüyoruz hocam. Evde yapılan şeyler bazen aslında yararlı oluyor. Etkinliği olan, olan durumlar da var. Sonuçta ilaçlarda... İlaç önermeyin kesinlikle ama mesela ben de hocama sormuştum. Hocam tavuk suyu çorba dedim. Hani bilimsel bir çalışması da yapılmış. Özellikle zatürrede köy tavuğunun hani tavuk suyu çorba çok iyi gelir diyoruz. Ama tabii çocuklara ağır mı gelir gelmez mi onu bilemeyeceğiz. Telefonumuz bağlandı mı acaba? Alo. Alo, iyi günler. İyi günler Mehmet Bey, hoş geldiniz. Kahramanmaraş'tan arıyorsunuz. Evet abi. Buyurun efendim, alalım sorunuzu. Buyurun, dinliyorum sizi. Benim şimdi bir annem var da. Buyurun. Astım var annemde. Geceleri hep terliyor, nefes darlığı var. Şimdi tedavi de görmüyor. Hep ilaç veriyorlar, geri gönderiyorlar. Ama yine de geçmedi. Son dönemde kilo kaybı oldu mu? Hani gece terlemelerine eşlik eden ciddi bir kilo kaybı mevcut mu? Mevcut aslında. Peki tüberküloz açısından, verem açısından taraması yapıldı mı? Ya da ailede aynı ortamda bulunan bir başka seyirciye daha sormuştum. Büyüklerde ya da aynı ortamda yaşayan insanlarda tüberküloz tedavisi görmüş biriyle beraber aynı ortamda maruz kaldı mı?
Yok efendim, olmaz. Sadece gece terlemesi var. Çok ciddi bir kilo kaybı yok anladığım kadarıyla. Sadece hafif bir kilo kaybı var. Astım evet. tedavisi görüyor ama tam olarak tedaviye yanıt alamadı diye söylüyorsunuz. Evet. Sigara kullanıyor mu? Ya da evde yok, sigara içiliyor mu? Yok, içilmiyor hiç. Takiplerine düzenli gidiyor değil mi? İlaçlarını düzenli alıyor. Alıyor efendim. Alerji testimiz yapıldı. Yapıldı. Şöyle bu durumda hastayı kontrol altında tutmak lazım. Yani verilen tedaviye yanıtı görebilmek açısından takipleri biraz daha sıklaştırmak lazım. Alerji testlerinin sonucuna göre alerji nelerden ortaya çıktıysa aileye bilgi vermek lazım. Şu alerjiden kurtulabilmek için, şu alerjenden kurtulabilmek için bu önlemleri almak lazım. Evet. Özellikle polenler için bahar diye anlattık. Mutlaka yapılması lazım. Bir de yaş ileri olduğu zaman geçmişinde bir sigara içme öyküsü ya da kendi içmese bile pasif içicilik öyküsü olduğu zaman KOAH var mıdır zeminde ya da KOAH'a gidiş var mıdır diye mutlaka göğüs hastalıkları beraber korele çalışmak lazım. O yüzden hani alerji testlerini görmek, hastayı muayene etmek, astım tedavisini tekrar düzenleyip kontrollerle onu sağlamak mümkün. Gitti doktor, aslında tekrar bir başvuru yapması gerekiyor. Çünkü tedavi başvuru, tam yanıt alınamadığını ya da istenildiği gibi rahatlayamadığını, tedavi değiştirebilirler, tabii, bir şeyler ekleyebilirler. Alınamadığını söylemek lazım. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. İnşallah sizi tekrar konuk olmak, almak bize nasip olur. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de sağlıklı yaşamın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola efendim diyoruz. Yarın iki tane doktorumuz olacak. Kulak, boğaz, burun ve psikolog, dolu dolu inşallah Allah izin verirse bir sağlık programı sunacağız. Mutlaka beni izleyin diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.